Merhaba. Benim adım Dan ve... neyse. Ben Dan ve 14 yaşındayım. Ve hikayem beni iyi göstermeyecek ama yaptığım şeyden pişmanım. Ve herkesi ne kadar hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum. Çünkü bir sınavdan kurtulmak için sakatlık numarası yaptım ve işler kontrolden çıktı. Buna asla inanmayacaksınız. İşte olanlar. Önce kısaca ailemi tanıtayım. Bu annem. Bir ablam. Bir de ondan daha büyük bir başka ablam var. Anne ve Sel kedi köpek gibi kavga ediyorlar. Anne her zaman Sel'i kıyafetlerini ve makyaj malzemelerini çalmakla suçlar. Hikayemde en iyi arkadaşım Rob da var. Hikayeme geri dönüyorum. Bir gün bir yanımda bir ağrı hissettim. Apandisit. Sanki ailem farklı insanlardı. Ama en iyisi Fransızcadan kurtulmuştum. Fransızcadan nefret ediyordum. Gerçekten öğrenmeye çalıştım ama la ve le'yi karıştırıp durdum. Les'ten bahsetmiyorum bile. Her zamanki gibi sınavlardan çok korkuyordum. Apandisitim nedeniyle 2 gün hastanede, 5 günde evde yattım ve kelime sınavını kaçırdım. Daha da iyisi Fransızca öğretmenim Bay Sefelov bana sınav için endişelenmemem gerektiğini ve bana sınıftaki performansıma göre not vereceğini söyledi. Sonuç? Fransızca ödevi kolaydı çünkü her şeyi önceden kontrol ettim. Apandisitim başıma gelen en iyi şeydi ta ki iyileşene kadar. Daha da kötüsü... Bay Sefelov yakında büyük bir Fransızca sözcüsü olacağını duyurdu. En kötü sınav türü. Tüm sınıfın önünde Fransızca konuşmanız gerekiyor. Sınava çok çalıştım ama yine de la ve le'yi karıştırıyordum. Rob'a sınavdan çıkmak için her şeyi yapacağımı söyledim. Sonra dedim belki de sahte bir sakatlık geçirmeliyim. Rob'ta bir şaka yaptığımı sandı. Sonra belki de yapmalıyım diye düşündüm. Bunu düşündüm. Bunu nasıl yapacaktım? Pekala, anlatacağım. Öncelikle doktora ya da hastaneye gitmek. O kadar da kötü olamazdı. Okulu 3 gün falan kaçırırsam sözlü sınava da girmezdim. Bu kadar basit. Onlara yatağa düştüğümü söyledim. Planım işe yaradı. Ertesi gün annem bileğimi dinlendirmemi ve okula gitmememi söyledi. Yani, daha doğrusu sonuç. Annem Fransızca sözcüsü için tekrar yapabileceğimi söyledi ama buna ihtiyacım olmayacağını biliyordum. Rob arayıp durumu sordu. Güldü ve ilk başta numara yaptığımı ama bunu asla yapmayacağımı düşündüğünü söyledi. Yapar mıydım? Ertesi sabah kıl payı kurtuldum. Annem bana bileğimin iyi göründüğünü söyledi. Çünkü şişmemiş ya da morarmamıştı. Okula gitmeyi denemek zorundaydım. Ama gerçekten acıdı konusunda ısrar ettim. Neyse ki evde kalmama izin verdi. Ama ikna edici olmam gerekiyordu. Çünkü sözlü sınav ertesi gündü.
O da buna inandı. Rob da öyle. Anne ve Sel son zamanlarda iyi anlaşıyorlardı ama anne onu makyaj malzemelerini çalmakla suçladı. Sel ise bunu reddetti. Ama onlara benim yaptığımı söyleyemezdim. Başardım. O aptal sözlüğü kaçırmıştım. Ama sonra Bay Sefolov'un hasta olduğunu ve sınavın bugüne alındığını duydum. Kaçıracağımı düşündüğüm için tekrar etme zahmetine girmemiştim. Yapılacak tek bir şey vardı. Kurtulmak için hasta numarası yapmalıydım. Bay Sefolov ambulans çağırmak istedi ama ben midemi bozduğumu söyledim. Kendimi hasta hissediyordum. Evet, tekrar yapar mıydım? Hayır. Ve bundan kurtuldum. Sonra birdenbire Rob beni ziyaret etti. Bana gerçekten hasta olup olmadığımı, söylediğim gibi numara yapıp yapmadığımı sordu. İnkar ettim tabii. Sonra beni normal yürürken gördüğünü söyledi. Onun bir şeyler görmesinin bana kendimi daha iyi hissettirmediğini söyledim. Nasıl böyle bir şey düşünebilirdi? Sadece kıskanıyordu. Ve tabii ki haklıydı. Ama gerçeği söyleyemezdim, değil mi? Belki de sadece ders çalışmalıydım. Yani tüm kontrollerden sonsuza kadar kaçamam, değil mi? Sonra çok kötü, korkunç, travmatik bir şey oldu. Bay Sefolov sözlü sınava hemen girmemi istedi. Yapılacak tek bir şey vardı. Evet, bayılmış gibi yaptım. Yani siz olsanız ne yapardınız? Ve bu sefer okul ambulans çağırdı. Doktor röntgenimde ya da kanımda bir sorun olmadığını söyledi. Ağrı geçti mi? Onlara gerçeği söylemem gerektiğini biliyordum ama yapamıyordum. Belki de bu bir suçtu ve hapse girecektim. Sonra Robçuk'a geldi. Bana çok ileri gittiğimi, gerçeği söylemem gerektiğini, hasta olduğuma inanmadığını, gerçeği söylemedikçe her şeyin daha da kötüleşeceğini söyledi. Annemin tüm bunları hak etmediğini söyledi. Neden bahsettiğini anlamıyorum dedim. Sonra Rob dedi ki, eğer sen söylemezsen ben söylerim. Tüm bunları yaptığım için kendimi çok kötü hissettim. Ama gerçeği söyleyemedim. Benim neyim vardı? Beni hastanede tutmanın ve daha fazla test yapmanın daha iyi olacağını söylediler. Ben de ertesi sabah onlara kendimi çok daha iyi hissettiğimi, sadece biraz dinlenmem gerektiğini söyledim. Annem bir ziyaretçim olduğunu söyledi. Yine Rob muydu? Beni kötü hissettirmek için mi gelmişti? Yoksa Bay Sefolov sözlü yapmaya mı gelmişti? Annem doktorların beni ameliyat etmek istediğini söyledi. Sorunun ne olduğunu görmek için beni keseceklermiş. Benim bir şeyim yok. Üzgün olduğumu söyledim ama bu onlara yeterli gelmedi. Doktor, yalanımın diğer insanların gerçekten ihtiyaçları olduğunda röntgen çektirmeleri veya doktora görünmelerini engellediğini söyledi. Peki ben ne yaptım? Ona gerçekten neler olduğunu söylemezsem bana yardım edemeyeceğini söyledi. Ben de ona gerçeği söyledim. Bunları o aptal sözlüden kurtulmak için yaptığımı, çünkü bana çok zor geldiğini söyledim. Gerçekten çok üzgün olduğumu, bunu her düşündüğümde pişmanlık duyduğumu, yaptığımın yanlış olduğunu anladığımı söyledim.
Annem şaşırtıcı derecede anlayışlıydı ve ertesi gün benimle birlikte okula geldi. Bay Sefelova zorluklar yaşadığımı anlattı ve o da bana ek ders vermeyi kabul etti. Ama gelecek ay sözlü sınava girebileceğimi söyledi. Ayrıca derslerle ilgili endişelerim ve hissettiğim baskı hakkında okul danışmanıyla konuşmamı sağladı. Bay Sefelov sözünü tuttu ve o sözlü sınavda bana yardımcı oldu ve sınavı geçtim. Mükemmel değildi. Hayır, ama geçtim. Ve tahmin edin ne oldu? O kadar da kötü değildi. İşin komik tarafı, sandığımdan daha fazla şey bildiğimi fark ettim. Bazı şeyleri erteliyordum. Onlarla yüzleşmiyordum. Ve tabii ki hasta olmadığım halde hastaymışım gibi davranarak ne kadar bencil olduğumu fark ettim. Herkesin vaktini çaldım. Ve tabii ki Rob'un. Neyse ki hala arkadaşız. Başım belaya girmesin diye kimseye numara yaptığımı söylemedi. Ayrıca Fransızca'da zorlandığımı ona söylemem gerektiğini ve çalışmama yardımcı olacağını söyledi. Keşke yardım almanın bu kadar kolay olduğunu fark etseydim. Okul ödevlerinizde zorlandığınızı hissederseniz benim gibi kontrolden çıkmadan önce arkadaşlarınıza, ailenize veya öğretmeninize söylemenizde fayda var. Söyleyin bakalım, bir sınavdan ya da ödevinizden kurtulmak için hiç yalan söylediniz mi? Hikayelerinizi paylaşın. Dinlediğiniz için teşekkürler ve au revoir mon ami.